Varmak üzere başlamış bir proje. Ama şimdi çok farklı bir yere geldi. Gelirken de kendi başına olmadı bu. Şirketlerimizin, 10 tane şirketimizin görevlendirdiği kendi personeliyle, İK sorumlularıyla bu projeyi nasıl Türkiye'nin meselesi diyoruz ya, nasıl gerçekten Türkiye'nin meselesi haline getirebiliriz diye düşünerek bu hale geldi. Ve sonunda varılan noktada bunu ancak ve ancak her bir şirketimizin, her bir ildeki koç topluluğu üyelerinin, her bir çalışanımızın ama gönüllü ve içecek sorumluluğu bununla ilgili. Bugünkü sunumda çok yoğun bir sunum aslında. İstedik ki sizlere projeyi anlatalım ve akşam giderken hani ben paylaştım ya sizinle, sabah uyanma sebeplerinden biri bu proje diye. Nasıl ülkeme uyanıyorsam, nasıl aileme, sevdiklerime uyanıyorsam, uyandığım şeylerden biri de bu proje. Çünkü bana bu proje iyi yönetilmeli, sen bunu daha güzel yerlere getirebilirsin toplumdaki çalışanları da dendi ve bana tevzi edilen bu görevi ben en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştım. Şimdi çok daha keyifle yürüyeceğini düşünüyorum çünkü içinde sizler de varsınız. Çünkü akıl akıldan üstündür ve hep birlikte daha güzel akıl yürütmek mümkündür. Sizlerin burada olması şuna işaret, her birimizin bir şekilde bu projeye bir yerden ya gönlünüzden ya da çalıştıklarınızın sizin bu projede katkınız olabileceğini düşünmesi sebebiyle buradayız. Yani seçilmiş bir grupsunuz. Bu seçilmiş gruplarla beraber biz 5-6 bin eğitim yapacağız. Ama bu 175 kişilik bir grup Türkiye'de bir ilke imza atıyor. Hiçbir proje yok ki Türkiye'de. Bu kadar farklı sektörlerde, bu kadar farklı illerde, bu kadar farklı konularda şirketler çalışan insanları, çalışanları bir araya getirip tek bir amaç doğrultusunda ve gönüllülükle bağlısın. Başka bir örneği yok. Dolayısıyla hep birlikte bir ilke imza atıyoruz. Ve bu bana ne gösteriyor ki sizler bu projeye gönüllü olanlar veya oldurtulanlar, bilmiyorum artık burada olduğunda ve ben hepinizi gönüllü diye kabul ediyorum, etmek istiyorum. Sizler, şimdi sizinle tanışmasını istediğim Mikado danışmanlık şirketinden Serra Hanım var. Serra Hanım yıllarca gönüllülük üzerine sivil toplum örgütlerinde çalışmış. Biz bu projeye sonradan dahil ettik kendisini. Çekirdek ekip işlerini bitirdikten ve artık bu süreçler başladıktan sonra sizlerle bu projeyi paylaşmamızda daha profesyonel, daha güzel işler yapabilirim diye. Çok kısa bir sürede aramıza katılmış olmalarına rağmen çok onlar da fikirle ve inançla çalıştılar. İnanç çok önemli. Her şeyin başında inanç geliyor. Kendisini takdim ediyorum. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Biz Mikado danışmanlık olarak buradayız. Ben Zerra Atik'teyiz. Gece Bozkurt ve sevgilim olarak. Sizler için mümkün olunca eğlenceli, aynı zamanda bilgilendirici bir eğitim tasarladı. Umarız keyifli zaman geçirirsiniz. Çok uzatmayayım. Bizimle ilgili biraz daha detaylı bilgi edinmek isterseniz sosyalarınız için de bir saat olacaksınız. İşte başlıyoruz. Ufak bir videomuz var. Onu beraber seyredin. Thank you.
düşünce yapısını yaratmakta önemli rolleri vardır. Toplumun ahlaki birliğini sembolize ederler. Böylece gerçekten uğraşmaya değecek amaçlar uğrunda bir birliktelik sağlayacak hedefler tasarlar ve bunları ifade ederler. İşte az önce küçük videosunu izlediğimiz Koç Topluluğu, Türkiye'de bir lider kuruluş olarak Koç Topluluğu'ndaki şirketleri ve sizleri gerçekten uğruna çalışmaya, uğraşmaya değecek bir amaç uğruna, meslek lisesi, memleket meselesi uğruna bir araya getiriyor ve ortak bir hedef uğruna sizler çalışıyorsunuz, bizler çalışıyoruz ve bu yüzden siz meslek lisesi koçları olarak bugün buradasınız. Hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Gerçekten iyi ki geldiniz çünkü çok güzel bir hedef uğruna, çok hoş bir projede güzel şeyler yapmak adına buradasınız. Meslek lisesi koçları olarak görevinize başlamadan önce hem projeyi tanımanız, hem gönüllülük nedir, bununla ilgili detaylı bilgiye sahip olmanız, projede işinize yarayacak yetkinlikleri kazanabilmeniz için bir eğitim tasarladık. Neler yapacağız? Önce projemizi tanıyacağız. Neden meslek lisesi memleket meselesi diyoruz? Neden böyle bir projeye ihtiyaç var? Neden meslek lisesi koçlarını dahil ediyoruz? Meslek lisesi koçları gönüllü oluyorlarsa gönüllülük nedir? Bize faydaları nelerdir? Topluma faydaları nelerdir? Bunlardan konuşacağız. Koçluk yapacağımız için koçluk nedir genel olarak ona bakacağız. Özellikle meslek lisesi koçları neler yapar, gençlerle çalışırken neler dikkat etmeliyiz, gençlerin özellikleri nelerdir. Ve en sonunda bu projede işimize en çok yarayacak olan yetkinliğimiz, iletişim becerimiz olduğu için iletişim çalışması yapacağız. Gördüğünüz gibi biraz yoğun bir program. Siz de önünüzdeki işleyişten görmüş olabilirsiniz dosyaların içindeki. Biraz yoğun, üst üste çünkü hani mümkün olabildiğince çok şey sizinle paylaşmak istiyoruz. Mümkün olabildiğince çok sorunuzu yanıtlamak istiyoruz bu eğitimde. O yüzden biraz yoğun olsa da mümkün olabildiğince sizin de keyif almanız için araya aktiviteler, oyunlar yerleştirmeye, böyle serpiştirmeye çalıştık. Ama en önemlisi, bu röpür noktası şu. Eğer siz eğitime katılırsanız sıkıcı ya da çok üstünüze gelen bir eğitim olmayacaktır. Ne kadar çok katılırsanız bu eğitim sizin olur. O yüzden sizden ricam lütfen katılın, lütfen eğitimi sahiplenin. Mümkün olabildiğince çok beraber konuşalım, aktivitelerde sizleri duyalım. Çünkü biz bugün kendimizin konuşmamızın yanı sıra sizleri gerçekten duymak, tanımak ve dinlemek istiyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi nasıl başlar eğitimler? Tanışmayla başlar. Tanışmanın ilk adımı nedir? Kendimizi tanıtma. Normalde eğitimlere geldiğiniz zaman yaka kartlarınız hazırlanmış olur, değil mi? Burada bir yaka kartı yok. Çünkü bugün yaka kartlarımızı kendimiz yapıyoruz. Az önce de söylediğim gibi sizin bol bol konuşmanızı istediğimiz, sizi tanımak istediğimiz için, kendimizi ifade etmek önemli olduğu için kendimizi ifadeye daha günün başında başlayalım. Ama bu sefer bu ifadeyi biraz sanatsal yapalım. Şu ilerideki masada renkli kağıtlarımız, pullarımız, makaslarımız var, yapıştırıcılarımız. Sizden ricamız, kendinizi tanıtacak şekilde ne koymak istiyorsanız oraya, bir süs, bir sembol olabilir. Yaka kartınızı hazırlamanız. Masamız burada, buyurun. Şu masalardan da faydalanabilirsiniz yapmak için. Çok uzağa gitmeden vakit kaybetmeyelim. Thank you.
Dikkatli dinleyin karşınızdakini. Çünkü sonraki aktivitede o dinlediklerinize ihtiyacınız olacak. Hemen başlayalım. 5 dakika içinde birbirimizi tanıyalım. Ve ardından tanıtmaya başlayalım. Şimdi benim buradan gördüğüm kalabalık bir gönüllü ekibi. Bugünkü eğitimi güzel geçene dair bir his var içinde. Çünkü herkesin meslek lisesi kursları olmanın bu ilk adımlarında hani o yaşadığı heyecanı görebiliyorum gözlerinizde. Ama şu an gördüğüm bu. Sizi biraz daha tanımak istiyorum. Hangi grupla başlayalım? Sağ olun. Buyurun bayanlar. Varmış gibi. Siz artık Kübra. Ben miyim ben? Evet. Ben Kübra. Merhaba. Ben. Bir dakika. Oyunumuzun bir kuralı var, önemli. Sadece üç cümle. Evet. Ama hani ilk cümleyi şöyle uzun ve birleştirici bir cümle yaparak işte ben Kübra İstanbul'dan geliyorum şu şekilde çalışıyorum. Yani bu temel bir bilgi istediğimiz hepimizin hangi şirketten geldiğini, hangi ilden geldiğini bilmek istedim. Onun için üç cümle. Merhaba ben Kübra. 12 yıldır Tofaş'ta çalışıyorum. İki çocuğum var. Ben de meslek lisesi mezunuyum. Teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı kendisi? Bu adamın da merhaba ben Esra. Bir buçuk yıldır Setur'da insan kaynaklarında kalite departmanında çalışıyorum. 32 yaşındayım, evliyim. ISO 2001 kalite sınavı için ben Setur'da işe başladım. Bir buçuk yılda devam ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Çok teşekkürler. Bir grubumuz otururken diğer grubumuz kalkarsa biz kazanmış oluruz. Merhaba ben Aydın. 15-16 yıldır Tofaş'ta çalışıyorum. Bir tane oğlum var, adı Eren. Bursa'da Tofaş'ın destek olduğu okullardan bir tanesinde çalışıyor. 5. sınıf öğrencisi. Devlet okulunu tercih ettik ama okul çok iyi bir okul. Okulun müdüründen çok memnunuz. Mesleğisi kaç oldu acaba? Efendim? Bilgi verelim. Daha iyi bir konu. Bilgi verelim. Peki kısa kesiyorum. Dediğim en son olarak Tofaş'ta eğitim yöneticisi olarak çalışıyorum. İşimden çok memnunum. En büyük Tofaş. Teşekkürler Aydın Bey. Günaydın herkese. Ben Pınar. Aslında İngilizce öğretmenim ben. Aynı zamanda eğitmenlik yaptım. Daha sonra Tofaş'a işbaşı yaptım. Tofaş'ın çeşitli bölümlerinde çalıştıktan sonra şu anda müşteri ilişkileri bölümünde yönetici olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 10 senedir Tofaş geçmişim var. Bekarım. Evlenmeyi düşünüyorum. Yani bir şey demedim. Yorum yok. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. 10.
Günaydın herkese. İsmim Süleyman Karaçay. Öyle mi? Pınar AŞ'de bütçe pazarlama düzeyde bütçe pazarlamada çalışıyorum. 39 yaşındayım. Bir oğlum var. Boş vakitlerimde, hobilerimde spor yapmayı çok seviyorum. Ben Süleyman. 7 yıldır Transaş'ta çalışıyorum. Halen mağaza yöneticisiyim. 33 yaşındayım. Bir kızım var. Boş vakitlerimi kızımla geçirmeyi seviyorum. Çok teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar, ben İsmail Sazlı. Aygaz Ambar ve Dolum Testlerinde 19 yıldır mali işler ve muhasebe sorumlusu olarak çalışıyorum. Evliyim, 21 yaşında bir kızım, 16 yaşında bir oğlum var. Ben de ticaret lisesi mezunuyum. Merhabalar, ben Tunç Öncü. 11 yıldır Migros'ta yaklaşık bazı müdürüyüm. Evliyim, 17 yıl sonra gelen bir kızımız var. Çamlıca'da oturuyorum. Ben de meslek lisesi mezunuyum. Teşekkür ederiz. Merhabalar. İsmim Cihan Kayacık. 7 yıldan beri Koçtaş'ta çalışıyorum. Mağaza müdür yardımcısıyım. Ben de meslek lisesi mezunuyum. Evliyim. Henüz çocuğum yok. Merhaba, ben Bursa Şişli Kartal'dan geliyorum. Kartal Koçtaş'tan. Evliyim, bir çocuğum var. 7 yıldır Koç mühendisliğindeyim. Çok teşekkür ederiz. Peki bugün meslek lisesi mezunlarımız da var. Sizlerin deneyimlerinden de faydalanacağız. Merhaba, ben Tuğra. 12 yıldır turizm sektöründeyim. 6 aydır üniversitede çalışıyorum. 34 yaşındayım, mekanik. Ben Kırmızıoğlu, Koçtaş Yapı Market'te çalışıyorum. 7 senedir çalışıyorum. Mağaza müdür yardımcısıyım. 28 yaşındayım. Teşekkür ederiz. Merhaba, ben Orhan. Küçük Yalı'da otokarda çalışıyorum. Meslek lisesi mezunuyum. Eğitim uzmanıyım. Merhaba, ben Nilay. Gıda sektöründen gidiyorum. Vivant'ta çalışıyorum. Gıda mühendisiyim. Evet. Teşekkür ederiz. Herkese günaydın. Ben Hakkı Temurçin. 1977 doğumluyum. Arçelik'teki çalışma hayatıma 1997'de üniversite stajı yaparak başladım. Tam 10 yıllık Arçelik Elde Klima çalışanıyım. Ben Serdar Yıldız. Öncelikle herkese günaydın. Ben Serdar Yıldız. Ben de meslek lisesi mezunuyum. Ben 13 senedir AŞK LG'de çalışıyorum. Hakkı'yla da orada tanıştık. Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım. Üzülerek söylüyorum. Teşekkür ederiz. Ben Sedat Tural. Siirt'te Ford servisinde çalışıyorum. Henüz satış yapmaya başlamak kalmıyor. Satış yapmayı da düşünüyoruz. Koyu Fenerbahçeliyim. Doğduğumdan beri Siirt'te yaşıyorum. Aydan Kralbaş. Arçelik İnsan Kaynakları'da çalışıyorum. 17 yıldır bu görevdeyim. Evliyim, çocuk sahibiyim. Herkese günaydın. Benim Kaleli, bir kız Arçelik bayisiyim. 4 çocuğum var. 3 oğlan bir kız. Kız çocuğum ve oğlumun bir tanesi Ankara'da Arçelik bayini yapmakta. Ben de halihazırda bir kızda Arçelik bayinde bir oğlumla devam ediyorum. Diğer oğlum da şu anda Ufa Fakültesi'nde okuyor. 2. üniversitesi. Umarım kamu kesiminde çalışmasını çok istiyorum.
20 yıllık da kamu deneyimim var. Merhaba. Ben Osman İnce. 9 yıldır Arçelik'te çalışıyorum. Türkiye'de birçok bölgede bulundum. Hani Doğu Anadolu bölgesinde Van, Iğdır, Ağrı, Hakkari günlerine bakıyorum. Satış temsilcisi olarak. Bir bebek bekliyorum. 9 yıldır Arçelik'te çalışıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Herkese günaydın. Ben Adnan Uçar. 15 yıllık Tofaş Bey'in 10 yıllık teknik servislerde son 5 yıldır insan kaynakları eğitim uzmanı çalışıyorum. Evli 3 ve 12 yaşlarında 2 oğlum var. Teşekkür ederim. Herkese tekrar merhaba. Ben Adnan Uçar. Biliyoruz. Ben Nevzat Doruk. 23 yıldır Tofaş'ta görev yapıyorum. 23 yıldır boya üretim müdürlüğünde bulundum. Son 10 yılı boya malzeme temindeyim. İki tane kızım var. Üniversite son sınıf, bir tanesi lise son sınıfta. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ben Yaşar Köz. 43 yaşındayım. 22 yıldır Yüksekkaya Tepraş çalışanıyım. Fenerbahçeliyim. Ben Elvan Yıldırım. 22 yıldır Tıpraş Karakara Rafinerisi'nde çalışıyorum. Atölye mekanik ustabaşısı olarak. Fanatik Fenerbahçeliyim. Okey oynamayı seviyorum. Meslek sesimi yarıştırıyorum. Teşekkür ederim. Musa Doğan, Koç ailesinin yeni üyesi olan Tıpraş'ta çalışıyorum. Torna tesviye bölümünde görev yapmaktayım. 3 çocuğum var. 2 erkek, 1 kız olmak üzere. Birisi üniversitede. Eskiden futbol severdim. Şu anda da atölyede boş vakitlerimizde masa tenisi oynayarak zamanımızı değerlendiriyorum. Herkese günaydın. Ben Taceddin Salar. 20 yıldır Tüpraş'ta çalışıyorum. Evliyim. 2 çocuğum var. İkisi de erkek. Endüstri Meslek Lisesi mezunuyum. Arkadaşımın dediği gibi iş yerinde tanıştık ve iş yerinde masa tenisi şampiyonluğumuz var. Derece yaptık. Ankara'da iddialıyız. Kendine güvenen varsa herkese teşekkürler. Merhaba. Ben Ayhan Çalışkan. Almanya doğumluyum. Mikros'ta şu anda olarak çalışıyorum. Harbi çeşitli departmanlarla çalıştım. Ankara Anadolu Üniversitesi mezunuyum. Sattım. Herkese günaydın. İsmim Ayhan Çalışkan. İsmim Cemal Altunba. Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümü mezunuyum. Daha sonrasında 5 yıl Kırıkkale Belediyesi'nde çalıştıktan sonra 20 yıllık Tıpraş hayatımı hala devam ediyorum. Eğitim lise olarak. 20 yıllık evliliğim var ve hala Kırıkkale'de yaşıyorum. Ne biliyorum. Bir bakalım projemizi tanımakla başlayalım. Aydın Hanım. Bir yaş var, proje nasıl gelişti, neleri içeriyor, tarihleri ne? Bütün bunlardan bahsediyorum. Kolay gelsin. Nasıl? Tamam. Molda gidiyoruz zamanında. Oğlum, tekrardan lise ya da kim düşündüyse diye. Aslında bütün fikirler bir günde, bir gecede ortaya çıkan şeylerdir. Meslek liselerinin problemleri de toplumumuzda genel olarak bilinen gerçekler. Neden? Çünkü üniversite sınavına girmek, tüm anne babalar, tüm bireyler, yani hepimiz bu yollardan geçtik. Çocuklarımız geçiyor. Hepimiz için birer gerçek. Dolayısıyla hiçbirimiz bu gerçeklere uzak değiliz. Sivil toplum örgütleri de bu fikirleri işliyor. Ama bunun ortaya çıkmasında emeği yoğun olarak geçen Oya Hanım, bizim direktörümüz, iletişim direktörümüz, ben istedim ki proje nasıl ortaya çıktı, o ilk heyecan size o anlattı. Onun için biraz geç geldim, yanındaydım. Bu proje 80. yılı şerefine, Koç Toplumu 80. yılı şerefine başlanılan bir proje.
Tabii ki Oya Hanım bunun emektarlığını yapmış ama koç ailesi, başkanlar, yöneticiler hepsi tamam dedikten sonra yürümeye başlamış. Niye? Çünkü çok ciddi anlamda kaynak gerektiren bir proje. 15 milyon dolarlık bütçesi var ve bunun içinde iletişim yok. Hepiniz biliyorsunuzdur, Kardelenler diye çok güzel, hepimizin böyle kardelenler falan bir proje var. Kardelenlerin bütçesi bile o kadar ses getirmesine rağmen bizim bütçeyle bir değil. Neden bütçeyi söylüyorum? Çünkü bu 15 milyon doların hepimiz çocukların cebine gidecek bütçe. Yani bu tür projelerde iletişime de çok kaynak ayrılırken bunda öyle bir bütçe ayrılmış durumda değil. Ama Allah çok şükür proje kendini anlatıyor. Çünkü muhakkak kendimizden bir şeyler biliyoruz. Ülkemizle ilişkilendiriyoruz. O anlamda bütçenin tümünü çocuklara burs olarak verebiliyoruz. Projemizde emeği geçen çok. Bir kere yani onları başta da söyledim. Çekirdek ekibimiz, ben koç topuna katıldıktan sonra çekirdek ekibimiz var. Onların içinden bir kişi var ki kendini tanıtacak daha sonra ama Sabahattin Bey Ford'dan bizim aramıza katıldı. Proje sorumlusu olarak Portal diye gözüküyor burada ama o kadar emek verdi ve bize o kadar özveriyle yaklaştı ki hiçbir şekilde elini ayağını çekemedi projeden Sabahattin Bey. Berivan Hanım gizli kahramanımız. Çoğunuz e-mail ortamında kendisiyle tanıştınız. Olmayacak bir şekilde olur kılar. Son dakikada bu eğitimleri çok zor toparladık. Niye çok zor toparladık? Çünkü önümüzdeki kılavuzlar geçen hafta matbaadan taze çıktı. Efendim işte mesleksiz koçlarımızın kimler olduğu, işte sizleri isim bazında tanımamız yine gün bile sayılabilir. Yani 2-3 gün önce belli olanlar var. Yapı kredi tam anlamda 3 gün önce belli oldu. Dolayısıyla projede bir maraton içerisindeyiz. Niye? Çünkü istiyoruz ki bu sene bursiyerlerimizin seçimini sizler yapın. Bu hale geldikten sonra proje biz bir sene beklemeye gönlümüz razı gelmedi. Çünkü seçilen çocukların gerçekten şu ortamda nasıl kaynaştığınız, yapak artıdı, birbirinizi tanıtmaktı, nasıl içselleştirdiniz, bu koç topluluğunun verdiği bir şey. Yani 5 dakika içinde karşıdakini anlayıp ve bilmiyorsunuz bu egzersizi yapacağınızı. Değil mi? Söylemiyor Betül Hanım. Kalktıktan sonra diyorsunuz ben dilimi kullanacağım. Bu neden? Güzel bir şekilde birbirimizi benimsiyoruz. Koç topluluğu böyle bir his yaratıyor. Videodan da gördünüz. Ben geldiğimden beri o videoyu 20 kere seyretmişim. Her seferinde bir türlü izleyeniniz var mıydı daha önceden videoyu? Evet. Herkes izlemiş. Meğerse bir yarına biz onu göstermemişler. Bir görebilir miyim izleyenleri? Sabahki ilk videoyu daha önce gören var mıydı? Reklamlarda aralarda var evet. Ama tümünü 5 dakika olarak yüklüyorum. Peki, beğendiniz mi? Evet, çok güzel. Devam edelim mi göstermeye? Şimdi Sabahattin Bey'i tanıttım, Beyran Hanım'ı tanıttım, kendimi tanıtmadım. Bu tür işlerde çalışınca böyle oluyor herhalde. En son o zaman kendimi bırakayım, bir de Seçik Hanım'ı tanıtayım. Mehmet Koç Vakfı'nda iletişim kuracağımız, sizlerle birlikte çalışacak arkadaşımız Seçil Hanım, o da proje 2. 3 hafta çok iyi, taze, sizler gibi. Onu da taze aldım. Bu bilgiler var değil mi kitapçıkta? Bu bilgiler kitapçıkta yok. Çünkü istedik ki biz olsak da olmasak da kitapçık kendine işe yarasın. Ben konuşurken burada duracak, yavaş yavaş yazabilirsiniz. Kendimi de tanıtayım izin verirseniz. Ben bahsettiğim gibi Şubat ayı itibariyle koç topluluğuna katıldım. Ondan önce Türkiye'nin dış ekonomik ilişkileri, yani dış işleriyle Ekonomi Bakanlığı'nın ortasında bir yerde kalmış olan Hazine Müsteşarlığı'nda dış ekonomik ilişkiler genel müdüründe görev yaptım 13 sene. IMF ile ilişkiler 4-5 sene, proje finansmanı ve sonra da Türkiye'nin itibar yönetimi bir sene daire başkanı olarak görev yaptıktan sonra koç topluluğunun bu gibi projelerle sosyal sorumluluğu daha çok yaygınlaştırması ve itibar yönetiminde dış ilişkilerinde yardımcı olmak üzere buraya geldim. Gelirken de en sevdiğim, sevindiğim gibi hususlardan biri bu projeden sorumlu olmaktı. Bu projenin bir parçası olmak bir şekilde bana çok iyi gelmişti. İnşallah sizlerle beraber çok güzel noktalara yürüyeceğiz. Çok
çünkü ben şimdi böyle dedim ama size sonra tekrar açacağız o sayfayı. İleride şu şey, tamam, olur mu? Tamam. Beni alırım mı? Tamam, peki. Şimdi proje ortaklarımız Koç Holding, Behzat Koç Vakfı, İnce Eğitim Bakanlığı. Proje dediğim gibi 80. yıl dönümümüzde böyle şaşalı partiler, yerekler, başka türlü bir hissiyat yaratmak yerine burs programıyla ne kadar çok çocuğa ulaşabilirsek öyle bir kutlamayla yapılsın istenmiş. Ve böyle bir burs programı tabii ki olmazsa olmaz ortakları bursu verecek olan vakıf, eğitimle ilgili bakanlığımız ve Koç Holding. Neden meslek lisesi memleket meselesi? Eğitime Koç topluluğunun yakınlığını biliyorsunuz zaten. Ama meslek liselerine de Koç topluluğunun çok doğal bir yakınlığı var. Çalışanlarımızın çoğu meslek liseleri. Hatta TOFAŞ'la ilgili olarak geçen dün söylediler galiba. 1-2007'den itibaren servislerde meslek lisesi mezunu olanların çalışmasını şart koşmuşlar. Dolayısıyla meslek lisesi bizim gerçeklerimizden biri topluluk olarak. Ülkemiz için de bir gerçek ama topluluğumuz için de gerçek. Fakat gençlerimiz mesleki eğitimle ilgilenmiyor. Beyefendinin söylediği kalite problemleri, okulların çok fazla sayıda olması, çocukların daha sonra üniversiteye geçiş imkanlarının kısmı, teknik eğitim merkezlerinden biri, 3 tane teknik okul var bünyesinde. Birazdan tanışacaksınız video aracılığıyla. Kendisi de söylüyor, diyor ki, Koç topluluğu burada 20 öğrenciye burs veriyor. Bizden mezun olan kişiler var, 100 öğrenciye burs veriyor. Ama Koç topluluğu ne yaptı? Bunu kendi meselesi yaptı. Ve memleketin meselesi dedi. Türkiye'nin tüm... Ay şunların düşüyor çok fena. Tüm şehirlerinde bu işi 5'er 10'er 15'er öğrenciyle yapabileceğini gösterdi. Bu sefer çok daha fazla etki uyandırdı. Bu sene 1400 öğrenci almış. 4000 öğrencisi olan okula. Bizde de bir tuhaflık var deyip diğer okulları aramış, İstanbul'da genel olarak eğilim bu yönde ve size borçluyuz diyor. Şimdi bunu bir okul müdüründen duymak çok keyifli. Birazdan haber kitlerinde de göreceğiz. Biz ne yapıyoruz? Eğitim bursu veriyoruz. Mesleki eğitimde staj olmazsa olmaz bir unsur. Sizler de biliyorsunuz, eğitim bursu verip staj vermezsen olmaz. En azından destekleyeceğiz bir şekilde, staj olanağı sağlayacağız. İstihdam önceliği de kendi seçtiğimiz, tabii artık sizlerle, eski ilk başta öyle değildi. Sizlerin seçtiği, sonra mümkün mertebe izlediği çocukları, ya bu da cevval bir çocuk, bizim topluluğa da çok yakışır, bizim serviste de olabilir, kaçırmayalım bunu dediklerimizi de istihdam önceliği vermek şeklinde oluşturulmuş. Biraz önce bahsettiğim gibi tüm Türkiye'ye ulaşan bir proje, az da olsa, öz de olsa, en uzak yerde bile bir umut ışığı olsun. Çünkü hepimizin ihtiyacı olan şey umut. Hiç kaybetmemeye gidiyorum. Tüm halkımızın da her zaman umut edeceği güzellikler olsun istiyorum. Bu dileği şu anda burada bir daha tekrar etmiş oldum. Proje ilk başladığında her şehirde yaklaşık 3 okul diye başlamış. Neden? Kız meslek, erkek meslek, ticaret ve turizm diye 3 tane müdürlük var Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Hiçbiri kırılmasın, alınmasın. Hatta mantıklı. Çünkü hepsine giderseniz farkındalığı daha arttırabilirsiniz. Diye %30 bir dağılım sağlanmış. Güzel olmuş. Tam bir sosyal sorumluluk projesi olmuş ama gel gelelim staj eşleştirmesi dediğinizde bir problem ortaya çıkmış. Çünkü kız meslek liselerinde çok güzel kızlarımız yetişecekler ama toplulukta staj verebileceğimiz alanlar değil. Ha, bu sene baktığınızda 9. sınıflarda ben tespit edebiliyor muyum çocukların gideceği alanı? Hayır. Çünkü müfredat değişti. 9. sınıfta branşlaşma olmuyor. Bunu görebilmek için 10. sınıfta biraz bir şansım oluyor. Alan seçiyorlar. 11. sınıfta branş seçiyorlar. Ama yine de baktığınızda okula az çok tahmin edebiliyorsunuz bu okulda hangi bölümleri seçebilir çocuklar. İşte kreş varsa, ne bileyim saç bakımı, işte tırnak bakımı vesaire, sekreterlik, büro yönetimi. Bunların çoğunlukla kreş, yani bizim topluluk dışında olduğunu tahmin ettiğimiz okullarda mevcut bursiyerlerimizle yürüyelim ama artık yeni bursiyer almayalım. Çünkü staj sözümüzü tutamayız. Sözünü tutamamak da Koç topluluğunun kendine yakıştırdığı bir şey değil. Dolayısıyla okulları yeniden ele aldık.
dediğim gibi en az bir okuldan burs servis almaya devam edecek şekilde haritayı yeniden çalıştık. Bayağı uzun sürdü bunu toparlamak. Bu sene şunu gördük ki 75 okulumuz, artık burs yer almayacağımız 75 okulumuz şirketlerimize dönüp dediğimizde ya ne olur iletişiminde bize yardımcı olun, imkanınız varsa kendinize bir okul seçin dediğimizde seçilmeyen 75 okul. Demek ki diyoruz bir yerlerde bir şeyleri doğru yapıyoruz. İnşallah daha da güzel olacak. Evet, bahsetmiştim. Bu bir burs programı. 8 bin öğrenciye 80. yıl şerefine 4 yıl boyunca her sene 2000'er öğrenci almak suretiyle 7. senede de son aldığımız çocukları mezun ederek bitireceğimiz bir proje. Ha, proje çok başarılı olur, sizler çok seversiniz, yöneticilerimiz takdir buyurur, öncelik vermeye, kaynakları aktarmaya devam etmeye, proje yine bir şekilde 7. yıldan sonra da devam eder. Kardelen'de bu sene bu oldu, 5000 öğrenciyle tekrar devam ediyorlar. Kısmet bakalım, eğer güzel işler yaparsak belki proje kendi kendini devam ettirir. Bu sene ikinci senesindeyiz. Staj desteği ve istihdam önceliğinden bahsettim. Şu anda bu çocukların, yani bu okulların bir kısmından zaten stajlar alıyoruz. Bursiyerleri neye göre seçiyoruz? Bir kere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalarını istiyoruz. İmkanları sınırlı olan öğrencilerin içinden başarısı yüksek olanı tercih etmek istiyoruz. Şimdi burada vicdanımızla sürekli hesaplaşıyoruz. Niye? Ben gidebiliyorsam, verebiliyorsam hem imkanı sınırlı olan hem de belki o bursla birlikte morali yükselecek, başarısı artabilecek çocuğa da burs verebilmeliyim diyor bir yandan içiniz. Bir yandan da diyoruz ki biz yüzlerce çocuğa gidemeyeceğimize göre öyle bir 10 çocuk seçelim ki diğerleri de o 10 çocuk gibi olmaya heves etsin. Örnek olsun çocuklarımız. Dolayısıyla komite çalışırken biraz önce bahsettiğim Sabahattin Bey'in, Aydın Bey'in içinde olduğu benim de beraber de onlarla çalıştık komite. Çalışırken biz bayağı bir uğraştık burada gittik geldik. En sonunda örnek çocuklar alalım. Koç topluluğu lider bir şirket, örnek bir şirket, her zaman ilklere imza atmış bir şirket. Çocuklarımız da bizim bu özelliklerimizi yansıtan, çalışanlarımızın bu özelliklerini yansıtan, toplumu özelliklerini yansıtan çocuklar olsun. Özür dilerim, pardon. 9. sınıfta itibaren alıyoruz, söylemiştim. 12. sınıfa kadar devam ediyor. Şöyle ki, ara sınıflarda da başarısının devam ettiğini bize, yani vakfımıza bildirmek durumundalar. Disiplin cezasında hassasız, Atatürk ilke ve devrimleri konusunda hassasız, milli duygular, sağlam karakter ve güvenilir olmak, bunları nasıl tespit edeceğiz diye soracaksınız, hepsi gelecek ileride. Bunda hassasız, maksat şu, hiçbir şekilde hiçbir bursiyer adayı şu veya bu görüşte olduğu için, şu veya bu tarzda olduğu için bizim bursumuza aday bile olamayacağı hissinde olmasın. Herkes bilsin ki eğer bunu başarma azmi ve isteği içindeyse, eğer bunu yapabileceğine inanıyorsa ve istiyorsa ve hak ediyorsa bu bursu alabilir. Müdürün ahbabı olmak zorunda değil. Rehber öğretmenin torpiline ihtiyacı yok. Mevcut politik görüşte olması gerekmiyor. Hiçbir şekilde kendinden başka, özünden başka bir unsur sebebiyle burs alma şansını yitirsin istemiyoruz. Size en çok bu konuda ihtiyacımız var. Bursiyer seçim süreci çok da güzel geldi konu. Bizim şu anda sizleri böyle apar topar buraya toplamamızda önemli bir etken. Neden? Çünkü okullarımızda bir duyuru yaptık. Takdir edersiniz ki çocukları olanlar da bilir. Evdeki abakus yapmalardan yok, şiirler bulmalardan. Yani ben yeterince muzdaripim eminim sizde de vardı. Çocukların okulları başladı. Ve burs programını da bir an evvel yürütüyor olmak lazım ki ihtiyacı olan çocuklarımızın cebine 3 kuruş girsin. Ha, bu arada cebine ne kadar girecek? Proje başladığı sene 50 milyondu. Enflasyon oranında her sene artırıyoruz. Bu sene 50-55. Şimdi bu rakam az gelebilir, çok gelebilir aylık bazda. 10 ay ödüyoruz. Temmuz Ağustos'ta ödemiyoruz. Ama şunu bilebilirsiniz ve içiniz rahat edebilir. Bu rakam tespit edilirken benzer güç programlarına bakılarak
koş toplumuna yakışan bir yükseklikte, diğerlerinden hafif yukarıda verilmiş bir karardır bu rakam. Şimdi dönecek olursak, okullarımızda böyle alçak gönüllü, hani öyle çok hareketli olmayan, dikkat çekecek, çocuklarımıza umut verici. Ne dedik? 2000 öğrenciye daha burs vereceğiz, lütfen başvurun. www.koç.com.tr. Şimdi bu www.koç.com.tr bizim için sihirli bir anahtar gibi. Neden? Geçen sene 1980 öğrenciye ulaşabildik. 20 kontenjanımız yandı. Bunun 10 tanesinin yanmasının sebebi okulların isimlerinin çok alaygülü olması. Yani öyle bir isimleri var ki gerçekten 3 satır sürüyor. Birbirlerine çok benziyor. 2 tane aynı isimde okul seçmiş. İdari hata. Diğeri ise okul müdürü, çok enteresan, okul müdürü Adana'da diyor ki hiç kimse istemiyor burs benim okulumda. Yani size mantıklı değil ama öyle bir okul düşünün ki hiç kimsenin bir şeye ihtiyacı yok. Ne güzel, keşke bütün okullarımız öyle olsa. Bu işte bir tuhaflık var. Ama sizleri tanıyor olsaydık o zaman derdi ki ya Serdar Bey, kim gelmiş benim üstüne? Yok canım, Erdar olamaz. Serdar Bey, bir bakar mısınız şu okula? Nedir bu okul müdürünün derdi? Afiş mi gözükmedi? Hiç mi yok 10 çocuk bizim ulaşabileceğimiz? Siz de dersiniz ki ya aynen hani vesaire vesaire başka bir okul seçelim. Şimdi biz bunları burada oturuyoruz. Bizim ne olmuş olabilir acaba? Bir 3 ay geçiyor. Hadi 4 ay geçiyor. Anlaşılıyor ki bu kağıt üzerinde bir yerde 3 kişinin yapabileceği bir şey değil. Ha, yapılır. Kağıt üzerinden yapılır. Ama oradaki çocuk ne hissediyor? Okul müdürü ne yapıyor? Bu burs gerçekten amacına ulaşıyor mu? Orada biraz durmak gerekir o zaman. Şimdi ne yapalım dedik? Burs yerlerimizi biz kendimiz seçelim. Baktık araştırdık, bir sivil toplum örgütü. Bizim vakfımız çok güzel ama yani böyle Türkiye'ye yayılmış işte sivil toplum örgütleri var. İşte Çağdaş Yaşam'ın destekleme derneği, Türk Eğitim Vakfı, hepimizin saygı duyduğu, izlediği, büyük işler yapabilen kuruluşlar. Ama bu bizim bursumuz. Yani bizim bursumuz. Nasıl emanet edebiliriz değil mi? Tamam, edebilirsiniz. Ama o zaman bizim marka yönetimimizi, bizim koç topluluğu değerlerini nasıl aktarırız? O çocuğa sahip çıkanın ben olduğunu nasıl hissettirebiliriz? Yok, bunu sivil toplum örgütleri dışarıdan bir şekilde yapmamız yapabiliriz. Bunu çalışanlarımızla birlikte yapabiliriz. Eğer onlar isterse, eğer bu işe gönül verirlerse. Peki ne yapmak gerekiyor? Bakın 1 Ekim'e kadar tarihler, gerçek tarihler. Ve de inanın takip ediyoruz. Saklayabilirim ya. Böyle akmaya devam edelim işte. 1 Ekim'e kadar bakın şu andaki tüm okul müdürlerimizle iletişime geçti. Dedi ki, bakın biz bu sene de burs programına devam ediyoruz. Vakıf olarak karşınızdayız. Ama ilave bir şey daha var. Ha size bir genelge gelecekti. Geldi mi valilikten? Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan o genelgeyi gönderten biziz. Aldınız. Gördünüz ki orada bizim artık meslek lisesi koçlarımız var. Ne yapar bu meslek lisesi koçları, okudunuz mu? Çünkü nedense artık insanlar bir sayfa şeyi okumaya üşeniyorlar. O kadar üzülüyorum ki. Emek emek yazıyoruz. Ben hiç üşenmiyorum yazmaya. Oğlum çok üşeniyor, bana çekmemiş ama. Babası da yok meselesinde. Yani yazmaya, okumaya üşeniyoruz. Biz üşenmedik bu ekip olarak bu kılavuzu yazdık. Sizden rica edeceğim lütfen okuyun. Çünkü sizin okumanız için yazdık. Okudunuz mu, okumadınız mı? Baktık okumamışlar. Çünkü genelgenin son satırında değil mi? Kime karşı sabahını paylaşmışım. Okuyorsunuz çok güzel. Bizim böyle yazdığımız yazılar. Son satırda bir yerde ah diyorsunuz ya burada bir iş tuhaflık var. Nedir? Başvuruları toplayıp Koç Holding'e gönderin. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Portaldan almaya çalışıyoruz. Niye? İşte okul müdürüyle bir problem var da o bana bursiyerleri mi iletmiyor sorusu olmasın diye. Yani bunu görsün çocuk, gitsin, kendisi başvursun. Ha, acaba internet erişimi var mı Türkiye'nin dört bir tarafında? Bunu araştırdı vaktimiz, tek tek bütün okulları, o zamanki okullarımız aradı. Ya bilgisayarınız var mı, internet erişiminiz var mı? Hani var da, 5000 çocuğunuz var, bizim bursiyer adaylarımız ulaşabilecek mi? O riski alalım dedik. Bu çocuklar mesleki teknik eğitime giriyorlarsa, İnternete, kafe olsun, okul müdürü olsun, rehber öğretmeni olsun birinin gözetiminde ulaşabilir dedi. Ve bu genelgeyi yayınlattıktan sonra vakfımız tek tek arayarak sizlerden bahsetti. Dolayısıyla okullarımız, okul müdürlerimiz bizim artık
işi mesleksiz koçlarıyla beraber yapacağımızı biliyorum. Ha şimdi ben şöyle bir şey de söyleyeyim. Ben özel sektöre geçeli 6 ay oldu. Benim bütün ailem devlette çalışan insanlar. Kendim de 13 sene devlette çalıştım. Dedem, annem hepsi öğretmen. Ben öğretmenlerimize büyük saygı duyuyorum. Müdürlerimize büyük saygı duyuyorum. Lütfen sakın yanlış anlamayın. Burada hikaye bizim verdiğimiz bir bursa. Koç topluluğu olarak bu kadar şirkette çalışan sizlerin emekleriyle oluşan bu kaynağı aktardığınız çocukların gerçekten doğru amaçlarla, doğru niyetlerle seçilmiş olmasından emin olmam. Ben bundan emin olamam burada. Sabahattin Bey seçilen olamam. Ama siz o hisle kavuşabilirsiniz. Çünkü birebir siz orada olacaksınız. Ne yapacaksınız? Bir kere okul müdürleriyle tanışacaksınız. Merhaba. Koç topluluğundan ben şu. Artık beraberiz. İnşallah güzel bir diyalogumuz olur. Ne yapacağız? Bu çocuklarla bir kere öncelikle sizin yardımınıza ihtiyacınız var. Astınız mı afişi? Çocuklar görüyor mu? Ne demişiz? 3-15 Ekim tarihleri arasında alınacak başvurularınız. Çocuklar size gelebilir. Siz bir baktınız mı bilgisayarda nasıl işleyecek? Bir aksilik olabilir. Beraber bir kere bunun üstünden bir gideceksiniz. Eğer sizler de bilgisayar. Ondan sonra çocukların başvurusu bittikten sonra diyelim ki her bir okuldan 10 kontenjan var, 100 tane çocuk başvuru yaptı. Seçilenin tek tek onları, kriterlerimizi gördünüz, kağıt üzerinden eleyecek. Çünkü siz 100 çocukla birden görüşemezsiniz. Akıllıca bir şey değil, sizden bunu isteyemeyiz. Vaktiniz çok kıymetli. Bu eğitim programlarını da tasarlarken çok sıkışık bir şekilde yapmaya çalıştık ki sizleri hem çok yormadan hem de işlerinizden çok alıkoymadan yapabilirim. Sonra seçil anıların baktığını getirdiği 20 kişiyle görüşme yapıp o görüşmelerin sonucunu ileteceğiz. Bunların hepsinin zamanları var. Bu süreçlerin hepsi nasıl işleyeceği, mülakatlarda kullanacak falan hepsi kılavuzda var. Sabahattin Bey de detaylarını anlatacak. Şurayı geçebiliriz sanırım. Birazdan portal anlatırken biraz daha detaylandıracağım. Staj aşaması geldiğinde de sizler çocukları seçmiş olduğunuz için çocukların ne tür bir staj yapmak isteyeceğini de artık biliyor olacağız. Bir şekilde onlarla ekşot halinde olacağız. Bunu da yine şirketlerimizin sahip çıkması yapacağız. Ha, burs verdiğimiz her çocuğa staj vermek zorunda mıyız? Değiliz. Buradaki niyet önemli. O da çocukların staj desteğine, staj ihtiyacına bizim topluluk olarak yardımcı olmaya çalışmamız. Bizim şirketimizde olmaz da başka bir topluluk şirketinde olur. Onda olmaz da bu stajı verebilecek başka topluluk dışı bir şirkette olur. Dolayısıyla biz bu ilgiyi onlardan esirgemeyeceğimizi söylemişiz. Şimdi deminki tarihler nasıl gerçek tarihlerdiyse bunlar da değil. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos diye yaklaşık olarak akışı göstermek adına bunu böyle toparladık. Benim halimde çok yorduk onu o zaman. Biraz el atmamız gerekiyor. Eğer sizlerin de bu süreçlerle ilgili bilginiz varsa, ilginiz varsa, düzeltebileceğimiz bir şey varsa lütfen bizimle her zaman paylaşın. Önerilerimize ve projeyi birlikte geliştirmeye açın. Ne diyoruz? Diyoruz ki vakıf haber versin okullara ve şirket sorumlularına staj başvurularının artık başladığını. Daha sonra şirket temsilcisi kendi şirketinde ben şu 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 yerlerde staj bunu zaten yapıyorlar. Bu bizim ürettiğimiz bir yeni bir fikir değil. Ha şu alanlarda staj yer alabiliyorum. Ha şu departmanlarda staj yer istiyor. Şu çocuklar var bir eşleştirme yapıyor. İstiyoruz ki o eşleştirme öncelik zaten alınıyor. Şimdi bu okullar seçilirken de alınan okullara gitmeye çalıştık. Daha bütünleşik, daha güçlü bir ilişki olsun diye. Onların arasından seçim yapmaya çabalıyoruz. Eşleşmeyenler için müdürle irtibat halindeyiz. Onun görevi, çünkü mesleki teknik eğitimin ayrılmaz bir parçası, staj çok önemli. Zaten ilişkileri var özel sektörle bu anlamda. Müdürden yardımcılık olmazsa eğer vakıf şirket temsilcisi bir arada MLK'nın da dahil olabileceği, sizlerin dahil olabileceği bir süreçte işte Haziran dediğimizden ilk bu işte haberleştikten 2 ay sonra bu imkanları araştırıp daha sonra Temmuz gibi kesinleştirip Ağustos'ta da vakıfta artık her bir çocuğun takip çizelgesinde yer alacak şekilde bitiriyoruz. İstihdam önceliği konusu da 4 sene üzerinde düşme şansımız olan bir konu.
çocuklarınızı nasıl istihdam edebiliriz? Şimdi o kadar çok bilinmez var ki. Hangi alanları seçeceklerini bilmiyoruz. O şehirde kalmak isteyip istemeyeceklerini bilmiyoruz. Çocuklarımızla bu projenin ilk yılında iletişimimiz Mustafa Bey'den onlara giden Koç topluluğunun bir bu ailenin bir üyesi olduklarına dair çok güzel bir mektup var. O mektuptan ibaret bir de şu anda başarı durumları topluyoruz. Birkaç tane resim aldım. Şimdi istiyoruz ki daha çok ilişki yönetelim. Buna rağmen öyle bile olsa siz kendinizi hatırlayın 15 yaşında. Bir de 17 yaşında hatırlayın. 17 yaşında nasıl biri olacağınızı hani şimdi 35'ten sonra 37 de az çok tahmin edebiliyorsunuz. Allah sağlık verirse herkes sabah uyanmayı nasıl ederse ama 15 yaşında yani çok zor bu çocukların geleceğiyle ilgili olarak onlardan 3 sene öncesinden bir şeyler alabilmek, onlara o yolu çizmek. Bunlar yapabiliriz, örnek olabiliriz, destek olabiliriz. Ama istihdamla ilgili olarak bugünden o planı yapmamız çok mümkün değil. Alanlarını sorabiliriz. Dolayısıyla bu birlikte geliştireceğimiz alanlardan biri ve de zaman gelince, onu tecrübe edince görülecek konulardan biri. Şimdi bu projeyle ilgili olarak bir sevdiğim iki özellik var. Onlardan biri projenin işte hiç iletişim bütçesi olmamasına rağmen kendi kendini anlatan, kendi kendine konuşan bir proje olması. Bakın bu 11 Eylül'de Vatan Gazetesi'nde çıkan bir haber. Normalde iletişim departmanında çalışan bir olarak bu haberi benim yaptırmış olmam gerekiyor. Ama projenin içeriğiyle uğraşmaktan hiç aklıma böyle şeyler benim gelmiyor. Bu haberi ben vermediğime göre kim verdi? Bilmiyoruz. Biz vermedik. Çünkü biz versek yanlış haber vermeyiz. Her ilde belirlenen 150 ayrı meslek lisesi diyor. Bakın siz birer ikişer meslek lisesi eyvah diyorsunuz. 150 olduğunu düşünebiliyor musunuz? Dolayısıyla haber yanlış ama burada hikaye şu. Meslek liselerine başvurular patladı. Ve bunu Koç topluluğu yaptı. Bu his var. Bu his var. Bu his çok önemli. Çünkü daha da artmasını sağlayacak olan his bu. Bir yandan da bu arada o okulların kalitesi yükseltilebilirse, sanayiyle daha iç içe gelebilirse, müfredatları biraz geliştirilebilirse, ki bir tek biz değiliz bu konuda çalışan, çok daha güzel yerlere varılabilecek. Dolayısıyla sevdiğim iki özelliği, biri kendi kendine konuşuyor olması, ikincisi de toplumda çok büyük etkiyi minik minik adımlarda yaratabiliyor olması. Şimdi burada son olarak benim size söyleyeceğim şey, meslek lisesi memleket meselesi bir burs programı. Hem şu anda bir gönüllülük projesi, bir çocuklarımıza sahip çıktığı bir yaşam felsefesi projesi haline geldi. Ve bu sene ilk defa 2025 öğrenci. Şimdi diyeceksiniz ki 2000 dediniz bu 2025 ne? İşte proje ekibinin elinin ölçüsü şaştı. 25 fazla çocuk sayını koyduk kontenjana. İnşallah güzel öğrencilerimizle, güzel gençlerimizle o kontenjanları dolduracağız. Sizlerin yardımıyla. Ben şimdi müsaadenizi istiyorum. Bir tane slide'ımız var. Bir tane slide'ımız var. Çok enteresan. Evet, en güzel slide. Ben nasıl bu başkasına bırakmayı düşünebilirim yani, değil mi? Evet, meslek lisesi koçları, sizler. Bu slide sizlerden bahsediyor. Neden varsınız, neden meslek lisesi koçları fikri ortaya çıktı? Çünkü şirketlerin sahiplendikleri okullarla iletişim sağlayabilmesi için varsınız. Yani şöyle düşünecek olursak bir mimar tasarımda en temel ayaklar bu projenin birlikte olmadan götürüleceği ayaklar sizlersiniz. Çünkü hiç kimse o okulların yanına sizlerden daha yakınına gidemez. Hem topluluğu temsil ediyorsunuz, hem okulların yanındasınız, hem de bugün buradasınız. Seçilmiş insanlarsınız. Üçü bir. Bunu nasıl yapacaksınız? Bursiyer seçimlerinde söz sahibi olarak, gözümüz kulağımız olarak, bursiyerlerinizle çerçevesini daha sonra belirleyeceğiz. Sizlerin şunu yapalım, şunu yapmayalım, bunu şu kadar yapalım, bunu şu kadar az yapalım diyeceğiniz çerçevede iletişim yaparak, çocuklarımızla iletişim içine kadar ve staj eşleşmelerine yardımcı olarak 250 okulumuzda, şu anda stok 250, 175'inden burs alıyoruz, 175 meslek lisesi koçumuz var. Ama stoğumuz 250. Bu okullarla, oradaki öğrencilerle köprü, proje arasında köprü vazifesi gördük. Teşekkürler. Sizin projede yer almanızın çok anlamlı bir takım olumlu getirileri olacak. Projenin
çarpan etkisi yaratmasını sağlıyor olacaksınız. Öncelikle gençler için, gençlerin biliyorsunuz Türkiye'de en büyük sorunlarından biri, kendi kariyerlerini planlarken, mesleklerini seçerken, okulları okullardaki bölümlerini seçerken ve mezun olduktan sonra da çalışacakları şirketleri seçerken oluyor. Yalnızlar genelde bir yol gösterilmiyorlar. Yol gösterilme ihtiyaçları var. Sizlerden alacakları destekle kendi seçimlerini yaparken bir rahatlık ve güven hissediyor olacaklar. Türkiye'de işsizlik ciddi bir oranda %9.9 ve bu %9.9'un %18.7'si gençlerden oluşuyor. Gençlerin işsizliğinden. Ve bunun nedenlerinden biri aslında biraz önce anlattığım konu. Yanlış seçimler yaptıkları için verimsiz bir iş ortamı oluşuyor ve bu işsizliğe de neden oluyor. Yani projeyle bir yandan siz aslında bu gençlere destek olarak Türkiye'deki gençlerin işsizliğine de işsizliğini çözmeye de olumlu katkıda bulunuyor olacaksınız. Gençlerin yanında yer alacaksınız ve onlara daha iyi bir gelecek kurma şansı yaratıyor olacaksınız. Bir yandan da onlarla beraber çalışarak gençlerle genç kalacaksınız aslında. Aynı zamanda sizlere de bir katkısı olacak aslında bu konuda yer almanın. Mutlaka hepinizin hayatınızda gönüllü bir takım işler yapıyorsunuzdur, hayır işleri yapıyorsunuzdur, eşinize, dostunuzda ya da ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz insanlara destek oluyorsunuzdur ama bu kadar kapsamlı, Türkiye çapında uzun süreli, sürdürülebilir bir projenin içinde yer almak, çerçevesi belirlenmiş bir şekilde yer almak, sizlerin bilginizi ve deneyiminizi ihtiyacı olanlarda paylaşmanıza imkan sağlıyor olacak. Bu projeyi iyice sahiplenmiş olacaksınız ve sosyal sorumluluk anlamında size çok büyük getirileri olacağına inanıyoruz. İlerleyen dakikalarda sosyal sorumluluk yapmanın, gönüllülük yapmanın ne gibi faydaları olduğunu olacağını göreceksiniz. Aynı zamanda şirketinize sahip çıkmanız, bağlılık duygusunun artması, iletişim anlamında, diğer meslek sesi koçlarıyla tanışmanız anlamında da büyük getirileri olacağını düşünüyoruz. Tabii bunların yanı sıra bir yandan proje topluluğu içinde büyük faydası var. Sizlerin projede yer alması. Bu proje aslında Türkiye'nin geleceğini şekillendiren projelerden biri. Ve bu projeyi çalışanlara da katarak, koç topluluğu, maddi boyutun yanına insan gücünü de katarak projenin ürettiği çarpım etkisini arttırıyor olacak. Ve sizlerle birlikte zaten var olan, konum kendisi içinde zaten bir sosyal sorumluluk kültürü var. Yapılan bir takım çok güzel eğitim ve kültür projeleri var. Ama bu kapsamda çalışanlarıyla birlikte Türkiye çapında olan bir projeyi ilk defa başlatıyor ve sizlerle başlatıyor. Kurum kültürüne ve kimliğine sosyal sorumluluk bu şekilde iyice yerleşmiş olacak. Ve kamuoyuyla da bu paylaşılıyor olacak tabii ki proje devam ettikçe. Özetlemek gerekirse şu grafikten bakabiliriz aslında. Meslek liseleri ve meslek lisesi öğrencileri zaten varlar. Ve biraz önce Aylin'in de bahsettiği gibi çok tercih edilmiyorlar. Ve gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında ne yazık ki oran çok düşük kalıyor. Koç topluluğu bu konuyu el atmaya karar verdi ve 7 senelik bir proje geliştirdi. Bu staj sizlerin koçluk desteği ve istihdam önceliği yarattı. Bir yandan daha sonra sizlerin de proje dahil olmasıyla, insan gücünün de dahil olmasıyla proje çok boyutlu bir hale geldi. Ve her tarafında aslında bundan aldığı bir fayda var. İki tarafı görmek lazım. Burada söylemeye çalıştığım konumuzun çok büyük değeri var. Biraz projeyi daha bütün olarak da bakıp kendinizi olduğunuz yeri görmenizi, algılamanızı istiyoruz. Yönetim Meslek Lisesi koçlara ve değerli meslek lisesidir. Gerek ekonomik, gerekse sosyal ve kültürel konuda, Müslüman mutluluklarının kısmında, Türkiye'nin geçimini 80 yıl aşkın süredir tatlarını sürdüren koç topluluğu geçtiğimiz yıl yine bir yılçılık gerçekleştirdi. Sosyal sorumluluk alanında bugüne kadar birçok konuda toplumun yanında olan koç topluluğu, kısıtlı olanaklara sahip ülkeöğretim mezunu gençlerin sanayi ve hizmet başta olmak üzere çeşitli sektörlerde eleman yetiştiren meslek liselerinde eğitim görevlerinin desteklenmesi amacıyla mesleki teknik eğitimi özendirme programını hayata geçirdi. Koçoğlu bünyesindeki diğer şirketler gibi önemli tüketim grubu şirketlerimiz Arçelik, Beko Elektronik, Arçelik Elçin ve meslek liselerinin mezunu olan gençlerimizi istihdam ediyoruz. Meslek lisesi memleket lisesi programı kapsamında önemli tüketim alanındaki ihtiyaçlarımıza yanıt verecek meslek liseleriyle şirketlerimiz arasında eşleştirmeler yapıldı. Koçlar, arkadaşlarımız, dostluğumuz eskiden burslar yönüyle vardı. Ancak şu anda eğitim yönüyle de güzel bir birliktelik sağladık. Ve bu da ortak hareket etme, ortak akıl oluşturdu. Ve güzel bir proje oldu.
Koç Vakfı'nın verdiği burs iddiaları önemsenmeyecek kadar tutarlıdır, yekün olarak. Koç kuruluşu Türkiye ve Türkiye dışında başarısını artık tespit etmiş, tescil ettirmiş önemli bir kuruluşumuz. Bu kuruluşun meslek liseleri önemlidir demesi bile çok önemliydi. Yani orada verilmiş olan bursun miktarından, sayısından ziyade evet, sahiplenilmesi çok önemliydi. Koç Holding çok güzel bir sloganla ve yaklaşımla bunu duymayanları duyurdu. Fark etmeyenleri fark ettirdi. Okulumuzda uygulanan birçok dış kaynaklı, yani dış finans sağlanmış birçok proje olduğu gibi Türkiye'de başka vilayetlerde olmayan bazı branşlarda da eğitim yapılmakta. Türkiye'mizde 3 okulumuzda bu proje uygulanıyor. Ayrıca 1997 yılına itibaren okulumuzda bazı meslek alanlarında Türkiye'mizin diğer okullarındaki öğretmenleri de yetiştirmeye yönelik bir öğretmen eğitim merkezimiz mevcut. Ve bunların hepsini topladığımız zaman hakikaten de diri, canlı, hareketli, yenilikçi, atılımcı bir kadroyu sahibiz. Meslek lisesi sonuçta hani 3-4 sene sonra okuyunca üniversiteye gitmesek de mesleğimiz elimizde oluyor. Tabi burs herkesin teşvik anlamına gelir bence. Yani bir öğrenci burs aldığında daha çok dersine bağlı olur, bağlı kalır. Yani koç da bu sayede çok iyi bir iş yapıyor. Bence tek koç durmaması lazım, tüm firmalar bu işe atılım yapması lazım. Otomotiv sektörünün gençleri kazandırma hedefimizin en önemli ayağını da meslek liseleri oluşturuyor. İşte bu yüzden Koç Holding'in Meslek Lisesi Memleket Meselesi kampanyası açıklandığından beri biz Tofaş olarak bunun en büyük destekçisi ve yakın takipçisi olduk. Çünkü inancımız bu projenin Türk gençlerini geleceğe taşıyacak, onların gelişimlerine katkıda bulunacak otomotiv sektörüne yeni bir pencere açacak olması. Dedim ya, üniversiteyi kazanabilmek bir garantim yoktu. Meslek lisesinden en azından mezun olduğum zaman elimde bir mesleğim olacak. Kimseye bağlı kalmayacağım. Yani kendi ayaklarım üzerinde, kendi ayaklarım üzerinde duracağım. O yüzden meslek lisesi seçtim. Yani hedefim büyük. Arkamda da Koç Vakfı gibi ciddi bir kurum var. Kendime güveniyorum. Üniversiteyi de kazanacağım. Öyle düşünüyorum. İnşallah. Çok istiyorum. Ben diyorum ki çalışkanım, herkes benim arkamda, beni destekliyor, okumam lazım, daha çok okumam. İşte yine başarılıyım ama yetmez diyorum, yani daha çok. Türkiye'nin dört bir yanında 37 farklı ülke, 39 okulda okuyan yaklaşık 400 meslek lisesi öğrencisini yapı kredi gönderdi. Bu kez de meslek lisesi öğrencileri kişisel ve kurumsal donanım ve bilgilerini bu kez gençlerimizin geleceğine ışık tutmak için kullanıyor. Bir büyük projede yine Koç Holding girişimi ve Yapı Kredi güvenlikli işbirliğiyle doğan Mikro Kredi projesidir. Bu projeyle ben 4H Genç Başarı Şirketi'nin pazarlama müdürüyüm. Simgay Bozoğlu. Haydarpaşa Anadolu Teknik Bilgisayar bölümündeyim. 10. sınıftayım bu sene. Geçen sene sınavla bile olsa, yani ilk senemiz bile olsa geçen sene çok güzel şeyler öğrendik. Mağaralama yaptık. Bayramlarda, törenlerde yapmak istiyoruz ve bu sene o kadar çok şirket kurmak isteyen var ki yani bu okuldan ya da başka bir meslek okulundan mezun olduğunda yani elinde bir şey oluyor. Şam'dan Iğdır'a, Erzurum'dan Giresun'a kadar uzanan yayılmış bir coğrafyada köylülük esası zorluk çekmeyecekler. Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi'nin özel sektör okul işbirliğinin en önemli örneklerinden olduğunu düşünüyorum. Mesleki eğitimin önemine gönülden inanarak projeye destek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Başarılarının devamını diliyorum. Her okula bir kutu, iki kutu ne kadar ihtiyacı varsa onları göndermeye çalışıyoruz. Mantık şu.
proje uygulaması haberleştirme. Zaptin Gücü, Manisa Endüstri Meslek Lisesi Tesviye Bölümü mezunu. Orayı bitirdikten sonra Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'ne makine bölümü. Teknik öğretmeni olarak mezun oldum. 89'dan 2000 yılına kadar Balıkesir Meslek Lisesi Okulu'nda öğretim görevlisi olarak görev yaptım. Okulun kurulmasında çok deneyimiz oldu. Makine bölümü hiç yoktu. Yani 3 kişilik bir okul kız başladığında. 2000 yılının Aralık ayında istifa ettiğimde aşağı yukarı 3000 civarında bir öğrenci vardı. Teknik programların kurulmasında görev aldık. Endüstriyel Eğitim Projesi diye bir proje kapsamında. 2000 Aralık'ta istifa ettim ve Ford Otosan'a eğitim uzmanı olarak geldim. 7 yılı doldurmak üzereyiz bu arada. Geçen yıl biliyorsunuz proje başladı, aynı an üzerinden geçti. Projeyi çarşamba günü söyledim, dün söyledim, bugün de söyleyeceğim, yarın da söyleyeceğim. Bu projeyi ilk duyduğumda dedim ki ben burs vererek meslek lisesi memleket meselesi olarak görülemez, çözülemez. Bunu yakın arkadaşlarıma da söyledim. Burs vererek bu mesele çözülemez diye eleştirimi yapmıştım. Ama bugün itibariyle gelinen nokta benim gönlümden geçen bir noktaydı. O yüzden işte 6 ay kadar önce bir mesajla gelen, hadi bakalım böyle bir şey var, gel mesajıyla. Hala devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Süreçten bahsedildi. Bursiyer seçim süreci nasıl olacak? Ondan bahsedildi. Şimdi bir harita gördük. Her ilde en az bir okul var. Türkiye'ye yayılmış durumdayız. Dolayısıyla bu yaygın coğrafyada bilgi akışının çok doğru ve hızlı bir şekilde yapılması lazım. Geçen kağıt üzerinden bursiyerler tespit edilmiş. Bu sene elektronik ortamda bu akış sağlansın, bilgi akışı sağlansın. İçerisinde bir takım kontrol mekanizmaları oluşturulsun. Ve yanlış bir şey yok geçmişte yapılan. Doğru öğrenciler seçilmiş ama bunu daha kontrollü hale getirelim. Biz bilgisiz kalıyoruz. Madem proje...